Verilen her şey fani, dünyalık ve geçici. Bir gün bitip gidecek herkes ve her şey gibi. Nimeti dünyadan arındırmak, emaneti bakileştirmektir zekat. Malı, mülkü ve zamanı ahiretlik kılmak. Evet sevgili seyirciler, zamanı bakileştirmek niyetiyle, vakti sahurla hepiniz hoş geldiniz yeniden ve bir kez daha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Sevgili seyircilerimiz, Konte ve Vakti Sahur stüdyolarına bir kez daha hoş geldiniz. Bu gece çok kıymetli hocamız Rıfat Oral beyefendi bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Bulduk. Ve Türk tasavvuf musikimizin kıymetli seslerinden Cahit Nazlı stüdyomuzda. Siz hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İnşallah bugün zekat hakkında merak edilen tüm soruları Rıfat Oral hocamla konuşacağız. Sizler de Twitter üzerinden hashtag vakti sahur etiketiyle hem konuklarımıza mesajlarınızı hem de sevgili hocamıza zekatla ilgili merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Hocam zekat adabından konuşalım istiyoruz. Bunu Kur'an ve hadisler açısından bir başlangıç yapalım. Efendimizin hayatından örneklerle sohbetimize başlayalım isterim. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. KonTV aracılığıyla bütün izleyicilerimize hayırlı sahurlar diliyorum. Allah razı olsun. Önemli bir konu zekat. Zekat ne demek? Kelime manası temizlik demek. Yani siz namazla, oruçla kendinizi temizlersiniz. Zekatla da malınızı temizlersiniz. Zekatın böyle bir güzelliği var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de infakı emrediyor. Yani malınızı birileriyle paylaşın diyor. Daha Bakara suresinde takva sahiplerinin en önemli özelliği ve mimma razaknahum yunfikun. Verdiğimiz rızıktan infak ederler diyor Allah Teala Hazretleri. Evet. İnfak eden, cömert olan insanı herkes sever. Onun için peygamberi herkes seviyordu. Medine'de herkes peygamberle konuşmak istiyordu, ona bayılıyordu. Niçin böyle? Çünkü peygamberimiz savaşta hissesine düşen ganimetleri bile dağıtıyordu. Hatta bir keresinde ganimetleri dağıttı, bir sürü koyun kaldı. Baktı ki birisinin gözleri parlayarak o sürüye bakıyor. Yanına çağırdı ve dedi ki, bu sürünün senin olmasını ister misin? Evet ya Resulallah, götür senin olsun dedi. Adam sürüyü önüne kattı, doğru kabilesine gitti. Ve dedi ki, ey insanlar Müslüman olun. Vallahi Muhammed fakirlikten korkmadan dağıtıyor. Yeah. İşte peygamberin yüzü, işte peygamberin sireti, işte peygamberin ahlakı. İnfak peygamberimizin ahlakıydı. Allah'ın emrettiği bir şeydi. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman nerede namaz geçiyorsa orada zekat geçiyor. Demek ki bir insanın namaz ile nefsini ve ruhunu temizlemesi gerekiyor. Zekat ile de malını temizlemesi gerekiyor. Müslüman böyle bir güzel insan. Tabii insanların malından vermesi biraz zor. Hele bazı insanlar cimri olur. Onların canını alın, malını almayın. Böyle bir grup peygamberimize geliyorlar. Ya Resulullah diyorlar. Biz namaz kılarız. Oruç da tutarız. Ama şu zekat var ya zor. Cihat da zor.
Birinde mal gidiyor, öbüründe can gidiyor. Yeah. Müsned'de geçiyor bu hadis. Hı hı. Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, zekat yok, cihat yok. Cennete nasıl gireceksiniz diyor. Peygamberin hayatında böyle güzel bir infak vardı. Hatta bazen hanımları da şikayet ediyordu. Diyorlardı ki ya Resulallah, biraz da bize bırak. Yani biz açız. Hı hı. Hatta Peygamberimiz bazen günlerce aç olduğu oluyordu. Evet. Hendek Savaşı'nda hendek kazılması gerekiyor. Bütün Araplar toplanmışlar, Medine'ye saldıracaklar. Medine'nin bir bölümü var, 5 kilometre gedik. Oradan girebilirler. Onun dışında Medine'mizi Allah-u Teala korumuş. İki tarafı dağlıkla çevrili. Öbür iki tarafı da böyle bir volkanik taşlarla, hı hı, çevrili. Oradan da at ve deve geçemiyor. 5 kilometrelik bir yer var. Resulullah Efendimiz orayı, 5 kilometrelik o yeri hendek kazdırıyor. Bugün olsa bir sürü belediye iş makinesi lazım. Bu insanlar kazmayla, kürekle kazıyorlar. Ve bu insanlar aç. Ya Resulullah diyorlar, biz açız, karnımızda taş var. Resulullah Efendimiz kendi karnını gösteriyor. Diyor ki ben de açım ama yapacak bir şey yok. Biz burayı kazmamız lazım diyor. O iki taş bağladığı hadise orası mı? Evet, orada. Ben diyor sizden daha açım. Ama diyor bunu kazacağız, Medine'yi savunacağız diyor. Cabir bin Abdullah peygamberimizin bu halini görünce acıyor. Diyor ki ya Resulullah diyor, bizim evde bir koyun var, ben onu keseyim. Biraz da ekmek, tandırda ekmek yapayım. Siz diyor buyurun, size ikram edeyim. Peygamberimiz bunu duyunca diyor ki bütün orduya, Cabir sizi yemeğe davet ediyor diyor. Cabir o anda ben şok oldum diyor. Yani nasıl bunları doyurabilirim? Hemen diyor koşarak evime gittim. Bir kuzu bir orduya yeter mi diyor. Evet, öyle düşünüyor. Geliyor hanımına diyor, ya diyor bak böyle böyle oldu. Hanımı diyor ki bunu kim söyledi? Resulullah. Tamam diyor, hiç korkma. Peygamberimiz de şunu söylüyor. Ey Cabir diyor, sen git diyor, tandırda kuzuyu pişir. Ekmeğini yap. Yalnız tandırın kapağını açma. Ben gelinceye kadar. Ben gelince diyor açacağım. Daha sonra peygamberimize haber gidiyor. Peygamberimiz ordusuyla beraber Cabir bin Abdullah'ın evine gidiyorlar. Ve peygamberimiz kendi elleriyle biraz ekmek alıyor, içine biraz et koyuyor, bir sahabeye veriyor. Böyle böyle bütün sahabilere veriyor. Evet. Cabir bin Abdullah da gözlüyor ne zaman et bitecek diye. Ama bütün sahabiler 2000-3000 kişiye o yetiyor. En sonunda peygamberimiz biraz yiyor ve diyor ki ey Cabir, kalanı da sen ailenle beraber ye diyor. Nasıl bir bereket. Ve o şekilde Cabir bin Abdullah da kalanı bol bol yiyor. Daha sonra diyor ki Cabir bin Abdullah keşke diyor oradaki eti ve ekmeği çıkarmasaydım, bana ömrüm boyunca yeterdi diyor. Resulullah'ın bereketi var. Resulullah'ın bereketi var. Yani biz Allah ve Resul için bir şeyler yaparsak birçok mucizelere, kerametlere maşallah şahit oluruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsetmişken Cahit Bey'in sesinden sen nedir efendim isimli ilahiyle devam etse uygun olur mu tabii, hocam? Tabii. Gönlümüzün derdi, her şeyimizin devası tabii onda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bereket de onda, şifa da onda. Değil mi tabii, hocam? Tabii. Onun sözleri şifa. Her şey inşallah. Şifa. İnşallah. Hocam buyurun sen güzel sesinizden. Hadi bakalım. İnşallah. Sen nedir efendim?
hasretin dikeni kalbi kanatır. Kızıl alevlerin solgun tendedir. Sevgin her lahzamı senle donatır. Uykusuz gözlerim doğan gündedir. Aşığın seyranı bir tek sendedir. Sendedir efendim nurlu bir hayat. Sendedir efendim sevda ve huslat. Sendedir efendim kutsi şefaat. Gönlümün fermanı bir tek sendedir. Derdimin dermanı bir tek sendedir. Gönlümün fermanı bir tek sendedir. Derdimin dermanı bir tek sendedir. Özlemin kalbime takar kelepçe, ince gözyaşları bu acılar dinmez ben gelmedikçe. Ravzanın düşleri yine öndedir. Merhamet harmanı bir tek sendedir. Bir tek sendedir. Sendedir efendim nurlu bir hayat. Sendedir efendim sevda ve huslat. Sendedir efendim kutsi şefaat. Gönlümün fermanı bir tek sendedir. Derdimin dermanı bir tek sendedir. Derdimin dermanı bir tek sendedir. Medine aşkıyla bu can yorgundur. Hüzünlü yüreğim sana vurgundur. Taşkın edalarım şimdi durgundur. Neşeli günlerim artık dündedir. Muhabbet ummanı bir tek sendedir. Sendedir efendim nurlu bir hayat. Sendedir efendim sevda ve huslat. Sendedir efendim kutsi şefaat. Gönlümün fermanı bir tek sendedir. Derdimin dermanı bir tek sendedir. Gönlümün fermanı bir tek sendedir. Derdimin dermanı bir tek sendedir. Selçuklu Belediyesi ile Vakti Sahur devam ediyor. Rıfat Oral hocamız ve Cahit Nazlı beyefendi ile devam ediyoruz. Vakti Sahur'dayız. Sevgili hocam, zekatın öneminden konuşuyorduk. Zekatı kimler vermelidir, kimlere verilebilir, kimlere verilmez? Bu konular çok merak ediliyor. Oradan devam edelim hocam. Kimlere farzdır? Zekat İslam'a göre zengin olanlara farz. Peki zengin kimdir? İslam diyor ki bir kişinin 20 dinar altını varsa, hı hı, ya da 200 dirhem gümüşü varsa, bugünkü şeyle 81 gram altını, evet, ya da 585 gram gümüşü varsa bu kişi zengindir. Peki hocam Türk parasıyla ne ediyor bu? 10.000 TL.
Yani İslam diyor ki bir kişinin 10.000 TL'si varsa o zengindir. Ona böyle bir hava veriyor. Sen evet. zenginsin diyor. Hı hı. Artık diyor her sene malının 40'ta birini başkalarıyla paylaşman gerekir diyor. Burada ona bir şahsiyet veriyor, ruh veriyor. Ayrıca paylaşmanın önemini anlatıyor. Hı hı. Yani İslam bugünkü kapitalist sistemlerde olduğu gibi zenginliğin şartını ve bu çıtayı çok fazla yükseltmiyor. Ama bugünkü şartlarda zengin kimdir diye bugün çıkıp insanlara sorsanız en azından işte milyonerler zengindir. Eski parayla trilyoner. Fakat İslam diyor ki 10.000 TL'si varsa bu kişi zekat vermesi gerekir diyor. Tamam hocam. 10.000 TL'si olduktan sonra bir sene bekler. Hı hı. Bir sene sonra zekat vermeye başlar. Peki hocam bir sene bekleme zarfında malı artarsa ne yapacak? 10.000 TL'si vardı Ramazan'da. Bir sene bekledi. Öbür Ramazan'da 15.000 TL oldu. O Ramazan'da 15.000 TL olarak zekat verecek. Sene içerisinde artsa da? Sene içindeki artmaya bakılmaz. Her paranın bir sene bekleme şartı yok. Yoktur. Peki yani, hocam kimlere verilir? Yani öncelik sırası? Evet. Kimlere verilir? Allah-u Teala bunu ayet-i kerimede 8 sınıf olarak açıklıyor. Bunu gruplara ayırırsak bir yoksullar. Hı hı. Kimdir yoksul? Kur'an'da geçiyor. Fakirler, miskinler, yolda kalmışlar, evet. borçlular bunlardır. Bunun dışında Allah yolunda cihat edenler bunlara verilir. Zekat toplayan memurlar eğer devlet bu işi evet. topluyor, dağıtıyorsa ya da bir zekat vakfı varsa hı hı. orada kişiler de zekat alabilir çalışanlar. Kölelikten kurtulmak isteyen eğer böyle bir şey varsa onlara da İslam devleti zekat veriyor. O kişiler de köleler de ondan kurtuluyor. İşte bu şekilde 8 sınıf insana zekat verilebilir. Hemen devamında kimlere verilemez? Kimlere verilmez? Zenginlere verilmez. Çünkü onlar zekat vermek zorunda. Bir kişi kendi usul ve furuğuna veremez. Usul ve furuğu deyince ne anlarız? Baba, dede, anne, nine, hı hı. usul, kök. Yani kişinin alttan üstten diyor. Mesela, değil mi hocam? Furuğu da onun dalları artık, meyveleri, evet. çocukları, torunları bunlara verilmez. Ama fakir ise amcaları, yan taraftaki artık halalar, dayılar, teyzeler bunlara zekat verilir. Üçüncü olarak kafirlere verilmez. Ama bir kafiri kalbini ısındırmak için verebiliriz. Hı hı. Ya da onun şerrinden emin olmak için sus payı olarak verebiliriz. Güzel. Bunlar İslam tarihinde var. Evet. Ehli beyte verilmez. Özellikle Haşimi soyundan gelen peygamberimiz kendi ehli beytine, akrabasına zekat almayı yasaklıyor. Hı hı. Bu da güzel bir şey. Evet. Yani. Bu şekilde bu insanlar, bu gruplar zekat alamazlar. Bir de hocam çok merak edilen o tarım ürünlerinin zekatları değil mi? Evet. Hayvanlı olanlar. Tarım ürünleri hadislerde geçiyor. Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem masraflı ise hı hı. masrafını çıkartıp onda bir verebilirsiniz. Ya da çıkartmayıp 20'de bir verebilirsiniz. Masraf çıkacak? Onda bir. Evet. Çıkartmadan ne kadar olursa 20'de bir. Yani bu yağmur suları işte normal sulama onlar mı hocam? Eğer yağmur suyuyla oluyorsa onda bir. Onda bir. Ama kendisi suluyor işte gübredir vesaire varsa 20'de bir. Günümüzde daha çok masraflı bir tarım olduğu için evet. biz diyoruz ki ne kadar ürün çıktı 20'de bir verin. Yani masrafları düşmeyin diyoruz. Hayvanların zekatı ise iki gruba ayrılıyor. Evet. Bir grubu yılın çoğu dışarıda otlanıyor, merada. Hı hı. Biz bunlara saime diyoruz. Bununla ilgili hadislerde teferruatlı bir şekilde anlatılıyor. İşte koyunlar, keçiler için 40'da bir, 120'ye kadar. Sığır için 30'da bir. Develer için 5 devede bir tane koyun. Hı hı. Bunların teferruatı var. Peki hocam diyorlar, bizim işte koyunlarımız, sığırlarımız ahırda, besi hı hı. hayvanı. Ne yapacağız? Onlar da ticari mal kapsamında. Hı hı. Yıl sonunda ne kadar hayvanları var kıymetini hesaplayıp 40'da bir zekatını verecekler.
Alacak. Onlarda 40 tane 30 tane şartı yok. Onlarda 81 gram altın 10.000 TL'ye ulaştığı anda bunların zekatı var. Alacaklıların zekatı hocam? Bazı kişilerin piyasada alacakları var. Bunların kimisi yazılı, kimisi yazısız. Evet. Çek senet vesaire. Evet. Bunların zekatı verilmeli. Eğer kişinin parası varsa zekat alacağını almadan zekatını vermeli. Gelme ama ihtimali düşük yüksekse, olan, yüksek yüksekse olan. Ya da orta halli ise. Ama parası yoksa borcunu alacağını alınca da verebilir. Peki borçlu bunu inkar ediyorsa, iflas ettiyse o alacağın zekatı yok. Evet. Bir de şu çok soruluyor. Hocam işte bugün holdinglerde alacağımız var. Bir takım ekonomik krizlerle holdingler bizim bu alacaklarımızı veremiyor. Mağdur olduk. Mağdur olduk. 5 yıl, 10 yıl geçti. Ne yapalım? Onlarda bir mağduriyet durumu olduğu için 3 yıllık, geriye dönük 3 yıllık verin yeterlidir diyoruz. Evet. Bir de hocam notlarım arasında vardı bu zekatlık paketler hususu. Onu da izleyicilerimiz için açıklayalım. Zekatlık paketler tabii çok soruluyor. Birçok marketlerde bu veriliyor. Hediyelik çekler evet. veriliyor. Bunları zekat olarak vermek doğru değil. Neden doğru değil? Bizim kitaplarımızda şöyle geçer. Bir kişi ya yaptığı işin kendisinden verir zekatını. Hı hı. Demirci ise demirci, kömürcü ise kömürcü, bakkal, market ise makarna, bulgur verir. Ya da bunun parasını verir. Ama biz marketçilik yapmıyorsak, bakkallık yapmıyorsak, demircilik, kömürcülük yapmıyorsak zekatımızı para olarak vereceğiz. Peki parayı verdiği zaman çarçur etme... Parayı verdiğimiz zaman çarçur ediyorsa, edecekse böyle bir ihtimal varsa ya da sarhoş vesaire ise o zaman en azından evin hanımına gidip vekalet almamız lazım. Yenge biz size zekat vereceğiz. Bunu size mi verelim? Hmm. Yoksa istediğiniz bir şeyler varsa biz onları onu sipariş edin, biz onu alıp gelelim. Aile demeyiz. İçinden birisiyle istişare önemli. O şekilde olmalı. Neden zekatlık paketlerle zekat olmaz? Evet. Çünkü biz fakirin tasarrufunu engelliyoruz, kısıtlıyoruz. Belki o kişinin elektrik faturası var, ödeyecek. Su faturası var, ameliyat olacak, eğitim giderleri var. Ama biz ona sadece makarna bulgur veriyoruz. Fakirler şikayet ediyor. Hocam evimiz diyorlar market gibi oldu. Her gün makarna bulgur yiyoruz diyorlar. Buradan izleyicilerimize diyorum ki önceki seneler geçti artık bitti. Allah kabul etsin. Ama bundan sonra ne olur? Zekatlarımızı para olarak verelim. Fakirleri rahatlatalım. Bu yani şekilde tavsiyemiz. Durum varsa soralım öyle alalım değil mi hocam? Tabii mutlaka hocalarımızla istişare edip öyle zekat verelim. Peki hocam yine notlar arasında vardı. Vergi zekat yerine geçer mi? Vergi zekat yerine geçmez. Çünkü zekatın harcanacağı 8 sınıf var. Vergi ise öyle değil. İslam devletinde de böyle. Evet. Peki hocam biz vergi veriyoruz. Bunu masraftan düşebilir miyiz? Düşebilirler. Masraftan düşüp hatta geleceğe ait bir yıllık vergi masrafını düşüp ayrıca ödeyecekleri çek senet varsa bir yıllık onu da düşüp ondan sonra zekat verebilirler. Bir de şöyle bir soru geliyor. Onu da unutmadan söyleyeyim. Lütfen hocam. Hocam diyorlar işte kooperatif borcumuz var böyle 10 yıllık onu nasıl yapacağız? 10 yıllık masrafı düşmeyiz. Bir yılda gelecek bir yılda ne kadar ödeyeceksek o kadar borcu düşeriz. Çünkü zekat yıllık verilen bir yardımdır. Buna da seyircilerimiz dikkat etsin. 10 yılı inşallah. Birden değil bir yıl. Bir yıllık, bir yıllık düşeceğiz. Her sene bir yıl düşeceğiz. Evet. Sevgili seyircilerimiz Vakti Sahur etiketiyle Twitter'dan Vakti Sahur etiketiyle sizler de merak ettiklerinizi, zekat hususunda öğrenmek istediklerinizi sevgili Rıfat Oral hocamıza sorabilirsiniz. Hocam bu zekat adabından da bahsedelim. Biz zekat verirken aslında verdiğimiz kişiye teşekkür etmemiz gerekiyor değil mi hocam? Tabii tabii yani Allah Teala bize o zekatı içinde olduğu halde mal veriyor. Ve bunu biz her yıl çıkartıp fakirin hakkını fakire veriyoruz. Sanki biz fakire
kendi cebimizden bir şey veriyoruz gibi düşünüyoruz. Halbuki böyle değil. Allah-u Teala fazla veriyor zaten. Malının temizlenmesini sağlıyor ve değil mi fakir? Ve biz fakirin hakkını çıkartıp verdiğimiz için de malımız temizleniyor. Evet. Şöyle güzel bir söz var. Eğer siz kabınızdaki suyu başkalarıyla paylaşırsanız Allah size başka sular verir. Ya. Değilse suyunuz kokar. Evet. Yani infakın en alt derecesi zekattır. Hatta kitaplarda, bazı kitaplarda, tasavvufi kitaplarda şöyle geçer. Zekat cimrinin infakıdır. En alt limit. En azından bir Müslüman zengin yılda 40'ta bir de olsa malının zekatını vermeli ve paylaşmalı. Verirken de fakiri rencide etmemeli. Evet. Güzel bir şekilde vermeli. İşte hocam diyorlar, verirken zekat dememiz gerekir mi? Gerekmez. Sadece niyet etsek yeter. İçimizden niyet ederiz. Evet. Ve deriz ki kardeşimize, ya şunu bir haçlık olarak harca, sana hediyemdir şeklinde veririz. Onu kırmamamız gerekir. Yani burada özür dilerim hocam. Bu da bizim zekatımız demeye gerek yok. Evet. Zekat fitre demeye gerek yok. Zaten onun hakkı değil mi? Fakirin hakkı. Onun hakkıdır. Evet. Onun sana hakkını veriyorum demek daha güzel evet, bir şey. Evet. Bir de şu soruluyor. Hocam diyorlar, biz bir fakire yardım ediyoruz. Hı hı. Daha sonra da keşke bunu zekata saysaydık diyoruz diye soruyorlar. Zekatın sıhhat şartları iki tane. Bir, niyet etmek, iki, temlik, fakire vermek. Evet. Niyet etmek de fakirin elinde mal durduğu sürece niyet edebiliriz. Evet. Böyle bir durumda telefon edeceğiz fakire. Ya biz sana bir mal vermiştik, elinde duruyor mu? Deyip elinde duruyorsa zekata sayabiliriz. Çok önemli bir ayrıntı değil mi Cahit hocam? Tabii, birisine bir borç verdik mesela. O borcu almadan biz sana bunu zekata sayıyoruz diye söyleyebiliyor muyuz? Alacakları zekata sayma ile ilgili dört mezhebe göre o zekata sayılmıyor. Çünkü zekat temliktir, vereceğiz. Hı hı. Borcu silmek ise iskattır. Temlik iskat değildir. Sadece zahirildir İbn Hazm var. O kabul ediyor. Onun dışında dört mezhep diyor ki fakire zekatını ver. Çünkü bu bir ibadet. Evet. Ondan sonra fakire de ki şu borcunu öde. O da öderse öder. Ödemezse bir şey yapamayız. Yani ibadet ayrıdır, ticaret ayrıdır. Bir başka şey de biz verdiğimiz zekattan menfaat elde etmeyeceğiz. Şimdi insanlar ne yapıyor? Batık borçları zekatla kapatmaya çalışıyor. Onun için zekat Allah için olmalı, evet. Ticaretle karışmamalı. Hocam az önce dua etmiştiniz, yayında da gel İsmail diye. Allah İsmail razı olsun, geldi. Teşekkür ederim. Evet. İsmail nasıl, Cahit Bey nasıl buluyorsunuz izlerken? Güzel maşallah, otantik, hem de çayda getirince çok mutlu oluyoruz. Sağ ol İsmail. Çayı çok seven birisi olarak söylüyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Böyle soruların üzerine de çay iyi gidiyor değil mi? İyi gidiyor, evet. Yani zekat konusunda izleyicilerimiz mutlaka bilmedikleri şeyleri müftülüklere sorsunlar, hı hı. Bize sorsunlar, hocalarımıza sorsunlar. Çekinmesinler. Telefonla, Twitter'la, evet. WhatsApp'la. Şimdi iletişim çok hızlı. Alo Fetva var. Alo Fetva var. Tabii, tabii. 24 saat devamlı orada hocalarımız fetva veriyor. Hocam dünyadaki faydalarını anlattık. Ahirette de bir dönüşü olacak inşallah. Bir ondan bahsedelim. Tabii Allah-u Teala Hazretleri cömertlerin cömertidir. Ve onun bir özelliği de şekur, şakir olması, teşekkür edici olmasıdır. Allah Teala verdiğimiz şeyin ayette geçiyor. Ondan 700'e kadar fazlasıyla vereceğim diyor. Allah Allah. Yani bir kişi bir iyilik yaparsa en azından Allah Teala onu 10 katıyla fazla verecek. Ne kadar samimi olursa çıta yükseliyor, 700'e kadar yükseliyor. Ama bir günah işlerse onun bir cezası var. Ceza da birebir, mükafat da ona ondan 700'e kadar. Kötülüğe niyetlenip vazgeçerse bile... Vazgeçerse onda da sevap var. Sevap var değil mi hocam? Allah Teala sevap vermek için hazır bekliyor. Hatta hadis-i kutsi de geçiyor. Peygamberimiz diyor ki Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kullarıma söyle, ben onlara çok yakınım. Onlar bana yürüyerek gelirse ben onlara koşarak gelirim. Onların gören gözü,
duyan kulağı, konuşan dili olurum. Onların her şeyi olurum diyor. Allah-u Teala bizi o kadar seviyor ki, ama biz insanlar maalesef çok nankörüz. Allah'ın bu güzelliğini, bu Rablığını, ilahlığını, büyüklüğünü görmüyoruz. Kendi küçüklüğümüzün de idrakinde değiliz. Cennet mükafat olarak o kadar kolay ki biz zorlaştırıyoruz. Biz zorlaştırıyoruz. Hadisi de geçiyor hatta. Cennete ulaşmak çok kolay. Ama insanlar onu şehvetleri, şeytanlar vesaireyle zorlaştırıyorlar. Cehenneme gitmek çok zor. Evet. Fakat şehvet, nefis vesaireyle bu kolaylaşıyor. Ayette de geçiyor ya. Allah Teala diyor ki iyi insanlara biz cenneti kolay yolu kolaylaştırırız. Öbürlerine ise kolayı zorlaştırırız diyor. Evet. İşte bu noktada namazla, oruçla, zekatla biz ne yapıyoruz? Nefsimizi terbiye ediyoruz, ıslah ediyoruz ki cennete bir an önce gidelim diye. Hocam sohbetin bu bölümünde mülk kavramının mahiyetinden de konuşalım istiyorum. Evet. Nasıl anlaşılması gerekiyor? El mülkü lillah. Mülk, Arapçadaki mülk kelimesi otorite demek. Evet. Velillahi mülkü semavati vel arz. Göklerdeki ve yerdeki otorite Allah'a aittir. Evet. Bu yani yönetim açısından. Hı hı. Mülk kelimesinin faili meliktir. Allah aynı zamanda meliktir. Melikin nas ayette geçiyor ya. Evet. İnsanların melikine sığınıyoruz. Bir de milk var Arapçada. Milk ise ekonomik varlık, mal. Onun faili de malik. Allah-u Teala Hazretleri hem maliki ümittin hem de meliki ümittin. İki kıraatte mütevatir. Zaten var kıraatlerde. Yani Allah-u Teala hesap gününün hem sahibi hem de yöneticisi. Tabii mülk kelimesi biraz daha yönetimle ilgili, otorite ile ilgili. Milk kelimesi de biraz daha ekonomik iktisatla ilgili. Hı hı. Allah Teala Hazretleri her ikisinin de sahibi. Hatta ayette şöyle geçiyor. Velillahi mirasus semavati vel arz. Eninde sonunda göklerin yerin mirası Allah'a kalacaktır. diyor Rabbimiz. Yani bir gün hepimiz öleceğiz. Ölmeden önce ne kadar iyilik yaparsak, ne kadar mallarımızdan infak edersek o kadar güzel olur. Hatta ben kendi öğrencilerime diyorum ki maaşınızın zekatını verin. Aylık olarak ne kadar aldınız? 2000 TL. Bunun zekatını verin. Ve biz zekat mükellefi miyiz diye de sormayın. Sormadan verin. Verin diyoruz. Neden? 2000 TL'nin zekatı nedir? %2,5 olduğu için 50 lira. 50 lira. Yani 50 lira sizi ne öldürür ne öldürür. Hiçbir şey yapmaz. Ne güzel bakış açısı. Yani bunu yemek parası diyorum hocam. Evet. Ve bunu da diyorum, maaşınızı alınca verin. Bekletmeyin. Çünkü nefis, şeytan sırada duruyor. Tabii. Rabiatül Adevi Hazretleri bir gün avuçlarını böyle sıkmış, kollarını sallaya sallaya gidiyormuş. Biraz meczube bir kadınmış. Evet. Ama veli bizzat. Onu görüyorlar, ey Adeviye nereye gidiyorsun diyorlar. Pazara gidiyorum diyor. Peki elindeki ne? 2 dirhem geldi diyor elime. Onu dağıtmaya gidiyorum. Peki niye böyle ikisini de ayrı ayrı tutuyorsun? Diyor ki bu ikisi bir araya gelirse doğru durmaz diyor. Allah Allah. İnsanın malı çoğaldıkça cimrileşiyor. Çoğaldıkça cimrileşiyor. Onun için böyle sufi olan, derviş olan, temiz olan insanlar malın fazla birikmesini istemezlermiş. Çünkü o durumda onun hakkını veremeyiz. Belki Hazreti Ebu Bekir gibi, Osman efendilerimiz gibi cömert olamayız diye düşünürlermiş. Rabbim cümlemizi affetsin. Ama burada ihlasın önemi var. Ya. İhlas olursa, ilim adamında ihlas olursa, ilmi yükseldikçe başı ağır. Tevazu olması lazım. Mal sahibi de ihlaslı olduğu zaman o da cömertleşir. Onun da cömertliği artar. O şekilde Rabbimize dua edelim. İnşallah dua edelim. Bize hayırlı, temiz mallar, rızıklar versin. İnşallah. Çok mal değil. Hayırlı ve rızık. Bir ilahiyle affet beni diyelim Cahit hocam. Hadi onu okuyalım. Hadi bakalım. Buyurun hocam. Rengi kara. Buyurun. İnşallah. Affet beni diyelim. Hadi buyurun. Allah'ın rızası inşallah. Amin. Buyurun.
Ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey sultanım, padişahım, dalimidir her günahım, affet beni ey Allah'ım. Ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey sultanım, padişahım, dar gibidir her günahım, affet beni ey Allah'ım. Eyledim, kötü dostu terk eyledim, gönlü sana sevk eyledim, affet beni ey Allah'ım. Ben nefsimle cenk eyledim, kötü dostu terk eyledim, gönlü sana sevk eyledim, affet beni ey Allah'ım. Ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey sultanım, padişahım, dar gibidir her günahım, affet beni ey Allah'ım. Ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey sultanım, padişahım, dar gibidir her günahım, affet beni ey Allah'ım. Habibinin hürmetine affet beni ey Allah'ım. Ne olur koy cennetine, muhtacın an nimetine, Habibinin hürmetine affet beni ey Allah'ım. Ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey sultanım, padişahım, dar gibidir her günahım, affet beni ey Allah'ım. Ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey sultanım, padişahım, dar gibidir her günahım, affet beni ey Allah'ım. Ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey sultanım, padişahım, dar gibidir her günahım, affet beni ey Allah'ım. Selçuklu Belediyesi ile Vakti Sahur devam ediyor. Gözü kör bir adam cemaate daima devam eder. Resulullah Aleyhisselam'ın bu sünnetini terk etmez. Günlerden bir gün cemaate giderken bir çukura düşüp başı yarıldı. O perişan haliyle eve döndüğünde eşi ona "Be adam," dedi. "Be adam, gözün görmez. Cemaat sana vacip değildir. Namazını evinde kılsan." Dedi ki, "Efendimizin sünneti için değil başım, vücudum paramparça olsa bu sünneti terk etmem. Baş gözüm kör olduysa kalp gözüm kör değil ya," dedi. O gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördü. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona "Eşinle niçin tartıştın?" diye sorduğunda "Ya Resulullah," dedi, "senin sünnetinden dolayı tartıştık," dedi. Bunun üzerine Efendimiz o mübarek elleriyle kör adamın gözlerini sıvadı. Adam görmeye başladı. Resul-i Ekrem'in sünnetine olan hürmetinden dolayı görme yeteneği Allah tarafından yeniden o kişiye ikram edilmişti. Bizler de onun mübarek sünnetine öyle tutunmalıyız ki Allah-u Teala bizlerin de görmeyen kalp gözünü görür haline getirsin inşallah. Sözün burasına Alemlere Rahmet Efendimizin namazla ilgili birkaç hadisi şerifini eklemek isteriz.
Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuşlardır ki, her şeyin bir alameti vardır. İmanın alameti de namazdır. Namaz benim gözümün nurudur. Kıyamet günü hesap namazdan başlar. Bu hesap doğru verilirse diğer amellerin kabulüne de yardımı olur. Eğer namaz hesabı doğru verilmezse işler biraz zorlaşır. Cehennemi hak eden zalim, müminlerin ateş bütün vücudu yakar. Yalnız Allah'a secde eden azalara tesiri olmaz. Öyleyse namazı bütün kalıbın ve kalbinle kıl. Bir kimse yatsı namazını cemaatle kılsa o gecenin yarısını ibadette geçirmiş olur. Eğer sabah namazını da cemaatle kılacak olursa bütün geceyi ihya etmiş olur. Bir kimsenin kıldığı namaz o kimseyi kötülükten alıkoymuyorsa bu namaz o kimseyi haktan uzaklaştırıyor demektir. Rabbim cümlemize din binasının direği olan namaza hakkıyla devam etmeyi nasip etsin. Evet sevgili hocam, sohbetinizde söylemiştiniz. Namaz, zekat birlikteliğinden evet. Bu özel hikayeyle de devam etmek istedik. Çok bu arada izleyicilerimiz hashtag vakti sahur etiketiyle Twitter'dan bizlere yazıyorlar. Hocam bir izleyicimiz televizyonu geç açtık diyorlar. Tam sohbetin o zekatlık paket hususunda yakalamaya çalıştık. Hocamız tekrar anlatırlarsa dua ederiz derler. Evet, teşekkür ediyorum. Bu namaz ve zekatla ilgili gerçekten önemli bir olay. Bizim toplumumuz namaz kılan bir toplum olmalı, zekat veren bir toplum olmalı. Eyvallah hocam. Namaz kılan toplum olur da zekat veren toplum olmazsa problem. Namaz kılmaz da zekat verirse yine problem. Namaz kılmaz ve zekat vermezse daha büyük problem. Onun için çocuklarımıza küçükten namaz kılmayı, infak etmeyi, zekat vermeyi alıştırmamız gerekiyor. Peki zekatımızı nasıl vermeliyiz? Elimizdeki maldan vermeliyiz. Normali bu. Yani elinizde altın varsa altından, gümüş varsa gümüşten, manifaturacı iseniz evet. Kumaş, bakkal marketçi iseniz işte oradaki makarna, bulgur vesaire. Ya da bunun kıymeti verilmeli. Hanefiler kıymeti de verilebilir diyor. Kıymeti de para demektir. Bizim fıkıhta evet. Bir şeyin kıymeti ile ödenir demek, parası ile ödenir demektir. Ama önceden beri gelen bir uygulama var. Elhamdülillah son yıllarda bu uygulama azaldı. Zekatlık paketlerle zekat verme şeklinde. O paketin içerisine işte makarna, bulgur, zeytinyağı vesaire böyle gıda maddeleri konuluyor. O şekilde zekat veriliyor. Alışveriş çekleri. Ya da alışveriş hediye çekleri evet. Şeklinde veriliyor. Verenler tabii iyi niyetli. Diyorlar ki ya fakire verirsek bunu kötü yolda harcar. Ya da gereksiz bir şekilde tasarruf eder. Veya ailesini harcamayabilir. Ben bunu diyor ona gıda olarak vereyim diyor. Fakat biz burada istemeden ve bilmeden fakirin tasarruf hakkını sınırlıyoruz. Belki fakirin başka ihtiyaçları var. Elektrik faturası var, su faturası var, eğitim giderleri var, ameliyat olacak. Belki doktora gidecek, ilaç alacak. Buradaki ama, illet nokta fakirin tasarrufun sınırlanması. Sınırlanmasıdır. Orası sıkıntı. Evet, yani biz evet. Fakire parayı vereceğiz. O nereye harcarsa harcasın. Asıl olan bu. Tabii, zaten onun hakkı. Evet. Yani biz parayı veriyoruz, bir de onu takip ediyoruz. Ya bırak fakir, hocam diyorlar kebap yer. Telefon alır, alsın.
Sen yemiyor musun kebabı? Telefon evet. almıyor musun? Zaten alıyorsun. Biz onun hakkını veriyoruz. Hakkını veriyorsa biz fazladan bir şey vermiyoruz. Bir de üstelik hakkını para olarak vermiyoruz. Makarna bulgur olarak veriyoruz. Şöyle düşün Kerim Bey. Buyurun. Yanınızda çalışan bir işçi var. Onun ücretini vereceksiniz. Onun Hı-hı. hakkı. Evet. Ne olarak verirsiniz? Para olarak. Evet. Makarna bulgur olarak verir misiniz? Ya. Bak ya ne kadar hocam, saçma geliyor. Ne kadar i̇şte, işte zekatlık paketler de böyle. Biz o şekilde veremeyiz. Ama şunu yapabiliriz. Diyelim ki o kişi, vereceğimiz kişi sarhoş, kumarbaz. Evet. Parayı verdiğimiz takdirde eve harcamayacak. Hı hı. O zaman gidip evin hanımına ya da yetkili bir kişiye gidip şunu deriz, biz size zekat vereceğiz, ister para olarak verelim size, hı hı. isterseniz alınacak bir şey varsa biz onu alalım, tamam. getirelim diye vekalet alarak yapabiliriz. Tabii bu da rencide etmeden olacak değil etmeden tabi güzel bir şekilde anlatarak olur. Hı hı. Aile içinde mi istişareyle? İstişareyle evet. olur ama onun dışında ne olur, para olarak verelim, fakirleri rahatlatalım. Evet, Ramazan ayında fitre hususu var hocam, hızlı bir şekilde onu da açıklayalım. Bir kişi bayram gününe erişirse evet. onun fitre vermesi Hanefilerde vacip, Şafilerde farz. Hanefiler diyor ki bayramın birinci günü fecir sabah namazı vaktine bir kişi sahab olarak girerse fitre vermesi gerekir. Şafiler de bir gün önceden akşam namazına ulaşırsa farzdır diyor. Peki biz Şafilerde acaba zaten vacip yok herhalde. Onlarda vacip yok ya sünnet ya farz. Yas var, peki biz hocam fitreyi ne zaman vereceğiz? Bayram günü mü vereceğiz? Bayram günü vermeyelim. Çünkü bayram günü her taraf kapalı. Evet. Bayramdan önce verelim. Hı hı. Peki ne kadar önce verebiliriz? Ramazan'ın birinci günü verebiliriz fitreyi. Ama Ramazan girmeden fitre veremeyiz. Anladım. İlla Ramazan girmesi lazım. Ondan sonra fitre verebiliriz. Fitrenin faydası nedir? Hadiste geçiyor. Fakir için bir yiyecek alma Hı hı. hali, oruç tutan için de tuttuğu zamanki işlediği hatalar, günahları temizleme sebebi. Evet. Burada Peygamber Efendimiz döneminde işte arpadan, buğdaydan, hurmadan veriliyormuş. Evet. Şimdi bazı alimler illa buğday verelim diyorlar, arpa verelim diyorlar. Resulullah döneminde para azdı, dinar Bizans'tan geliyor, dirhem de İran'dan geliyordu, para azdı. Peki insanlar nasıl alışveriş yapıyordu? Mal parayla. Mal para nedir? Buğday, arpa vesaire. Onun için Peygamberimiz bunları verin demiş. Fakat yani buğdayla, arpayla şeyle alışveriş yaptıkları için yani para yerine geçti. O şekilde için, oldu. Hem de yiyorlardı ama günümüzde böyle bir durum olmadığı için fitreyi de ne olur? Para olarak verin diyoruz. Çünkü birçok yerde görüyoruz buğday olarak veriyorlar. Hı hı. Ya da işte Suudi Arabistan'a gittiğinizde pirinç olarak veriliyor. Fakir ne yapıyor? Tekrar gidip o satıcıya onu geri satıyor, ucuz bir şekilde satıyor. Onun için buradan izleyicilerimize şunu diyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız açıklamada bulundu. Bir fitre miktarı en azından 11,5 TL. 11,50 TL. Peki bunu nasıl hesaplayacağız? Bir fakirin sabah akşam yiyeceği miktar olarak hesaplayacağız. En azından 11,5. Ama siz bunu 15 lira verebilirsiniz, 20 lira, 25 lira ne verebilirsiniz. Ne kadar fazla verirseniz daha güzel değil mi? Ne kadar fazla verebilirseniz öyle olur. Biz buğday arpa yemiyoruz ki fakire buğday arpa verelim. Evet. Şimdi para vermeliyiz. Hocam, bir de şu soruluyor evet, unutmadan. Peki hocam diyorlar, bir fitreyi ikiye bölüp iki fakire verebilir biz, veremeyiz. Hmm. Bir fitre bir fakire verilir. Buna dikkat edelim. Hobi bahçelerinden yetişen ürünler ve zekat hususu hocam açıklayabilir mi derler? Toprak ürünlerinden çıkan şeylerde az olsun çok olsun İmam-ı Azam'a göre zekat var. Fakat onun dışındaki bütün müçtehitlere göre 5 vesik yani en az 600 kilo ya ulaşması lazım ki zekat gerekir. Biz de o şekilde veriyoruz fetvamızı. Eğer 600 kiloya ulaşıyorsa zekatı var. Bir yıl beklemeden hemen 20'de bir zekatını versin. Hobi bahçelerinde zor yani o kadar. O şekilde de olmaz zaten. Küçük küçük yerler var. Tamam.
Salih Bey'in selamları var konuklarımıza. Ankara'dan Rukiye Hanım, iyilik ticaret değildir, Allah-u Teala için yapılır ve unutulur. Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin güzel sözünü ulaştırmış izleyicimize çok teşekkür ediyoruz. Züleyha kardeşimize çok teşekkürler. Musa Bey'in bir sorusu var. Hocam, borçta olan gelecek paramızın zekatını vermeli miyiz? Ayrıca aidat, taksit borçlarımızı, ödemelerimizi tutardan düşmeli miyiz diyorlar. Gelecek borcu, yani alacağımızı, eğer paramız varsa zekatını verelim Ramazan'da. Ama paramız yoksa alacağımızı tahsil edince de zekatı verebiliriz. Hı hı. Peki hangi masraflar düşebiliriz? Bir yıl içinde gerçekten vereceğimiz reel borçları düşebiliriz. Nedir bu reel borçlar? Kesin vergi borcu, çek senet borcu, kooperatif borcu, bunları düşebiliriz. Ama onun dışında hayali olarak borcu düşemeyiz. 10 yıllık, 20 yıllık borcun tümünü düşemeyiz. Onların bir yıl içinde ödeyeceklerimizi düşeriz. Aidatlar da belli olduğu için değil mi? Aidatlar da bir yıl içinde ödeyeceğimiz aidatı da düşebiliriz. Evet. Yalnız şunu tavsiye edeyim ben izleyicilerimize. Fazla masraf düşmesinler. Bu konuda fazla cimri olmasınlar. Versinler. Neden versinler? Dünyanın en düşük vergisi %2,5. Dünyayı dolaşın. %2,5 vergi nerede var? Yok. %2,5 versinler. Allah onlara 10 katını, 700 katını verecektir. Onun için bu zekat konusunda çok fazla inceden inceye hesaplamasınlar. Hocam, malınızı temizlemek mi istiyorsunuz? Zekat verin. Evet. Kendimizi temizlemek istiyorsunuz? Zekat verin. Bol miktarda versinler. Allah onları karşılığını Allah verir. Allah cömerttir, evet. Cömert olanları tabii, sever. Tabii. Hadi hocam, Cahit hocam, bir ilahi daha dinleyelim. Vakit İyi bereketlensin efendim. İnşallah. Şeyma Tekin için de okusun hocamız. İsmail Güler, takipteyiz abi diyor. Bütün izleyicilerimiz, mesajlarıyla yalnız bırakmayan tüm izleyicilerimiz için. Buyursunlar bakalım. Nasibimizde ne varsa. Haydi buyursunlar. Sen bağışla.
أنت الوالي تختم بالحسنى أعمالي يا الله إلهي يا إلهي ارحم حالي إلهي يا إلهي ارحم ذنبي يا إلهي أنت الوالي تختم بالحسنى Artık son dakikalarımız efendim. Birazdan da Sille Ak Camii'nden Ezan-ı Muhammed'i dinleyeceğiz. Hocam iki dakika içerisinde şöyle tekrar konuyu özetlemiş olalım. Zekat hususunu, zekat adabını anlatmaya çalıştık. Evet. Evet. Ben son dakikalarda izleyicilerime iki kitap tavsiye etmek istiyorum. Kendi yazdığım kitap. Biri Bulugul Meram Şerhi. Evet. Ahkam hadisleri. 3 cilt olarak çıktı. Bunun içinde temizlik, namaz, oruç, zekat, ticaret, evlilik, boşanma her şey var. Allah razı olsun. Enes Kitabevi'nden alabilirler. Diğer kitabımız da oruç ve zekatla ilgili Tekin Kitabevi'nden. İçinde 150 soru var. Evet. Bu iki kitaptan izleyicilerimiz her türlü sorularının cevabını bulurlar inşallah. Evlerinde bir böyle İslami yönden bir kitaplık olsun. Yani en azından bir tefsir, bir meal, bir hadis kitabı, fıkıh kitabı, ilmihal bunlar bulunsun. Ve bunları okuyup da amel edelim. İnşallah. Amel edilmeyen kitaplar insan için yüktür. İlim adamı için yüktür. Ve merhametli olalım. Zekatımızı verirken de merhametli olalım. Evet. Borcumuzu öderken de merhametli olalım, insanlara zulmetmeyelim ve şunu unutmayalım, biz insanlara nasıl davranırsak Allah da bize öyle davranır. İnsanlara karşı iyi olursak Allah da bize iyi olur. Yani. İnsanlara karşı kötü, şiddet olursak Allah da bize karşı şiddet olur diyorum. Hepinize teşekkür Allah ediyorum, hayırlı Allah sahurlar. Allah razı olsun. Cahit Nazlı'ya da çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sevgili seyircilerimiz, kalpler zekatla yumuşar der büyükler. Hem zekatlarımız hem oruçlarımız kabul olsun. Allah kabul etsin. Vakitlerimiz mübarek olsun inşallah. Halimizi düzelsin. İnşallah. Ezanlar hürmetine. En son nefesi de faktim bil husna amali ya Allah dedik. İlahimize de en son nefesimizde Rabbimiz güzellikle, kelime-i şehadetle alsın inşallah. Vesselam efendim. Allah kabul etsin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة. الصلاة Selçuklu Belediyesi ile Vakti Sahur sona erdi.